أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن كالكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, mübarek Ramazan-ı Şerif ayının bu gecesine, bu akşamına bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize
sonsuz hamdü senalar ediyor. Müjdecimiz, Efendimiz, rehberimiz, şefaat umudumuz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya da binlerce salatü selam ediyoruz. Bugün nasip olursa üzerine konuşmaya çalışacağımız husus, cennetin iki kapısı anne baba rızası. İmtihan için yaratılıp geçici bir süre yeryüzüne, bu dünyaya gönderilen insanın bu dünyadaki görev ve sorumluluklarını iki maddede özetleyebiliriz. Birincisi, kendisini yoktan var eden, yaratılmışların tacı, şaheseri kılan Rabbine karşı görev ve sorumlulukları. İkincisi ise Allah'ın yarattıklarına karşı, başta insanlar, hayvanlar ve tabiattaki bütün bitkiler olmak üzere yaratılmışlara karşı sorumluluklarımız. Allah'a karşı sorumluluğumuz öncelikle Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, sadece ona kulluk etmek ve onun rızasını kazanmaya çalışmak olmalıdır. Allah'ın yarattıklarına karşı sorumluluğumuz için ise öncelikle üzerimizde en çok hakkı bulunan ve bizlere en yakın olan anne baba rızasıdır. Çünkü anne baba insan için varlık sebebi kılınmıştır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde İsra suresi 23 ve 24. ayeti kerimelerde Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyilikte bulunmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri yahut her ikisi yaşlanırlarsa, yanında bulunurlarsa onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onları esirgeyerek merhamet kanatlarını onların üzerine ger ve onlar için ya Rabbi ben küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirdilerse sen de onlara rahmet et diye dua et denilmektedir. Kıymetli izleyiciler, anne baba rızası Allah'ın rızasından sonra gelen en önemli görev ve sorumluluklarımızdandır. Ve bu sorumluluk sadece biz ümmeti Muhammed'e değil, bizden önceki topluluklara da verildiğini Bakara suresi 83. ayeti kerimeden anlamaktayız. Aynı şekilde Allah'a itaat, kulluktan sonra bu dünyada elde edilebilecek en büyük sevap anne babanın rızasını kazanmaktır. Sahabelerden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bir gün sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü, Allah katında en sevimli amel hangisidir diye sorduğunda Allah Resulü namazı vaktinde kılmaktır buyurmaktadır. Daha sonra hangisi diye sorduğunda anne babaya iyilik etmek, daha sonra hangisi diye sorduğunda Allah yolunda cihat etmektir buyurmaktadır. Ayrıca yine sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şahıs gelip ey Allah'ın Resulü hicret ve savaşa katılmak üzere Allah'tan mükafatını umarak sizinle birlikte olmak istiyorum, sizinle katılmak istiyorum dediğinde sevgili Peygamberimiz o şahsa annem baban hayatta mıdır, sağ mıdır diye sormakta ve o kişi evet hayattadır dediklerinde sen anne babana dön, onların rızasını al, onlara hürmet et, senin kazancın o olsun demektedir. Ayrıca hayatı çile ve ızdıraplarla dolu, yaratılmışların en şereflisi sevgili Peygamber Efendimizin hayatında Uhud'daki yaşadıkları gibi, Taif'te taşanması gibi en zor ve çileli günlerinde dahi kendisinden beddua bekleyenlere asla ben rahmet peygamberiyim, beddua etmek için gönderilmedim buyuran Peygamber Efendimiz ancak hayattayken anne babasına hürmet gösterip, onlara güzel söz söyleyip, onları onurlandırıp, onların duasını alamayıp,
cennete giremeyen kimseler için ise 3 defa yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun demektedir. Bu anlamda bu hayatta imtihan için gönderdiğimiz bu dünyada ilk görev ve sorumluluğumuz Rabbimizin rızasına kavuşmak. Daha sonraki sorumluluğumuz ise yaratılış sebebimiz olan anne babamızın rızasını almak olmalıdır. Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz namazlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz hayr-ı hasenatımızı dergah-ı izzetinde ehsen ve etem surette kabul etsin. Cenab-ı Hak bizleri kendisine layık bir kul, Habibi Edibine, sevgili peygamberimize layık bir ümmet, dinine, dini mübin İslam'a layık bir hizmetkar, ecdadımıza da, anne babamıza da layık evlatlar olmayı nasip müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizden ve cümlemizden razı olsun. Kâfi ehli iman ve ehli İslam'ın ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin defi için, kavuşmuş olduğumuz Ramazan-ı Şerif'in günahlardan kurtulmamıza, affı mağfiretimize vesile olması için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için, lillahi teala el-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sana sonsuz hamd sena olsun. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Oruçlarımızı kabul eyle. Ey rahmeti, mağfireti ve üzerimizde türlü türlü nimeti olan Yüce Rabbimiz, bizler senden çok razıyız. Sen de bizlerden razı ol. Ey Rabbimiz, kalplerimizdeki niyetlerimizi hayreyle. Bizlere razı olacağın salih ameller işlemeyi, hoşnut kalacağın güzel sözler söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayı günleri hürmetine namazlarımızı, hayr-ı hasenatlarımızı, okuduğumuz Kur'an'ları kabul eyle Allah'ım. Bizlere Kur'an'la geçen bir ömür, Hazreti Peygamber'in sünneti seniyesiyle dolu bir hayat nasip eyle. Kalan ömrümüzü, giden ömrümüzden daha hayırlı ya Rabbi. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Sarıkamış'a, 15 Temmuz'dan bugüne kadar senin uğruna fedai can eden bütün şühedamızın ruhu şad eyle Allah'ım. Şühedamızın emaneti cennet vatanımızı tarih sahnesinde her daim var eyle Allah'ım. Kahraman ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle. Bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza layık nesiller olabilmeyi bizlere lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ya Rabbi, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimleri Kahhar ismi şerefinle kahrı perişan eyle Allah'ım. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bizleri rahmetinden ve sevgili peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.